Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çörek tarifim var. İster sahura ister sabah kahvaltısında yapabileceğiniz çok güzel çok lezzetli bir çörek oldu. Arasında peynir kullandım. Harika oldu. Hemen tarifimize geçelim. Hamurda yarım paket yaşmaya kullanacağım. Yaş maya yoksa bir yemek kaşığı dolusu kuru maya da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı süt. Sütü ılık kullandım. Daha hızlı mayaya gelmesi için mutlaka ılık kullanın. Bir tane yumurta kullanacağız. Beyazını hamura, sarısını da üzeri için ayırdım. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Ve bu malzemeyi bir karıştırıyorum. Mayayı içerisinde bir eritelim. Hızlıca karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 3 su bardağından sonrasını yavaş yavaş ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Önce böyle spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. İkinciyi ekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. E, videolarımı da beğenip paylaşıp yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Evet hemen tekrardan videomuza dönelim. E, gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Hemen üçüncüsü su bardağını ekleyeceğim. Şimdi artık böyle e, elimizde yoğuracağız birazdan. Ben önce bir su bardağı daha yanıma aldım. E, yaklaşık buçuk su bardağı kullandım. Sizde de bu kadar gidecektir. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Un e, kalitesine göre değişebilir çünkü un miktarı. Yaklaşık olarak söylüyorum. Bakın elimle toparlıyorum. Hamur e, şu anda çok cıvık. Biz yumuşak bir hamur yapacağız. ekleyip yoğurdum. Hamur toparlandıktan sonra da yaklaşık bir 4-5 dakika yoğurdum. Güzel özlü bir hamur yapalım. Yani hemen toparlandı diye bırakmayın. Mayalı hamurları ne kadar güzel yoğurursanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Bu çöreği de sahurda yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın hamuru yoğurdum. 3,5 su bardağı un kullandım ve hamuru şimdi mayalanmaya bırakacağım. Ve çok güzel mayalandı. Yaklaşık 1 saat tuttum ben. 1 saatte bu hale geldi. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Hafif ele yapışan bir hamur. O yüzden biraz un kullanacağız. Hamuru bir toparlıyorum burada. Biraz un atabilirsiniz. Ben iki tane çörek yapacağım. Ama isterseniz kocaman bir tane de yapabilirsiniz. Bir tepsi büyük olur. Ben iki tane yapmak istedim. Daha böyle küçük küçük olsun diye. 2 tane böyle böldüm ve yuvarladım. arasında kullanacağım malzeme de e, lor peyniri, kaşar peyniri ve maydanoz kullandım. Biraz daha masaya un atıyorum ve elimle hiç oklava falan kullanmanıza gerek yok. O kadar güzel ve yumuşak bir hamur ki parmaklarımla hamuru biraz şöyle genişlettim. İkisini de aynı şekilde yaptım. Bu hamuru isterseniz akşamdan yoğurup Sabah sahur içinde hazırlayabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi isterseniz sadece beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben böyle hani lor kullanacaktım. O loru biraz daha lezzetlendirmek için kaşar peyniri de koydum. Kaşar peyniri koyduğunuz zaman böyle sıcak tüketirseniz daha güzel oluyor. Şimdi karışımı ikiye böldüm. Paylaştırıyorum. Şöyle bolca koydum. ortasına koyup şimdi kenarlarından başlayarak toparlayacağım. Bakın toparlıyorum. Ortada buluşturup ortasını böyle iyice kapatacağız açılmaması için. bu kısmı alta getiriyorum. Altta kalsın. Hemen ikinciyi de yapalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra da biraz daha parmaklarımla genişleteceğim. Çünkü çok kalın olur. Hani biraz böyle inceltin. Zaten mayalı bir hamur çok güzel de kabaracak. Biraz daha inceltin. Böyle bakın elimle yaptım. Dikkat edelim yalnız hani parmaklarınızda çok fazla bastırıp ezmeyin içerisindeki peynir çıkabilir pişerken. Buna dikkat edin. Evet böyle hamurları incelttim. Çöreğimizi hazırladık. Şimdi yağlı kağıt serdim fırın tepsisine koyacağım. Fırınımı da 200 derecede önceden açtım. ısınıyor. 10 dakika kadar böyle tepside beklettim. Ee, daha sonra fırına koyacağım ama o ayırdığım yumurta sarısını süreceğiz. Şimdi yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısının içerisine de şöyle 1 çay kaşığı kadar sıvı yağ damlattım. Damlatırsanız hani daha güzel böyle parlak parlak oluyor üzeri. Şimdi yumurta sarısını iyice böyle her tarafına sürelim bolca. İsterseniz üzerine çörek otu susam da atabilirsiniz. Ben bu sefer kullanmadım. İsterseniz bir tanesini atın diğerini atmayın. Öyle de olabilir. Şimdi şöyle çatalla üzerine çizikler atıyorum. Bu da piştiği zaman çok güzel oluyor. Bunu da hazırladıktan sonra şimdi ısınan fırınıma koyacağım, ee, güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Ve çöreğimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, puf puf oldu ve görüntüsü çok güzel. Nasıl güzel oldu? Altı ve üzeri çok güzel kızardı, pamuk gibi. Şu anda daha çok sıcaktı ama ben sizlere yine de içini göstermek için bir kestim. Elim yandı yana yana kestim. Aslında sıcakken kesmemek gerekir. Hani hamur olur biraz soğusa daha iyi olur. Ben artık videoyu bitireceğim diye kesip göstermek istedim. Bakın içerisindeki peynirler falan çok güzel duruyor. Kaşar, maydanoz. İsterseniz patatesi de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.